Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Alp Gülhan'la konuşacağız. Sayın Gülhan, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi 2015'e baktığımızda aslında sektörün hızlı bir giriş yaptığını görüyoruz. Ocak ve Şubat'ta da yükselişler vardı. Peki Mart ayında nasıl bir performans sergiledi otomotiv sektörü? Buyurun, buradan başlayalım. Tabii, Mart ayı biraz dövizdeki dalgalanma nedeniyle bir haftası oldukça durgun geçti. Fakat son haftaya doğru, özellikle önümüzdeki Paskalya ve kiralama sezonunun gelmesiyle beraber kiralama firmalarından oluşan yeni bir taleple yine bir önceki Mart ayına göre yüksek çıkacak şekilde hareketli geçiyor. Fakat bu iki aydaki %33'lük artışın bizi şöyle yanıltmaması gerekiyor. 2014 senesi malum çok zor başlayan bir seneydi otomobilciler için. Gerek BBDK'nın uygulamaları gerek ÖTV artışıyla %25'lik bir düşüşle başlamıştı. Aslında bu satışlar 2013'e göre bakıldığı zaman biraz toparlanma satışları, ama çok kötü giden 2014'ün ilk 9 ayına göre hep yüksek çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada şimdi OYDER Otomotiv Kongresi de var önümüzdeki günlerde. Otomotiv perakendeciliğinin geleceği konuşulacak. Evet. Peki nasıl şekillenecek otomotivin geleceği, neler konuşacaksınız? Biraz da bundan bahsedelim. Özellikle ilk defa olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde sektörle ilgili bir çalışma yaptırdık. Otomotiv sektörüyle ilgili çok kitap olmasına rağmen bizim yaptığımız bayilik, yani otomobil parakendeciliğiyle ilgili yazılmış hiçbir kitap yoktu. Bununla ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nde BÜYEM, Boğaziçi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin hazırladığı çok güzel bir kitabı bayilerimize sunacağız. Orada otomobil sektörünün geleceğiyle ilgili 3 ayrı projeksiyonun yer aldığı, iyimser, kötümser senaryoların bir arada olduğu bir kitabı da dağıtmış olacağız. Aynı zamanda da otomotiv sektöründe dünyanın en büyük bayilik gruplarından bir tanesinin CEO'su olan Ernst & Hestenberg, İtalya'da dünyadaki, Avrupa'daki birçok dealer day'i düzenleyen Leonardo Buzova ve İngiltere'den de Steve Young gibi yabancı misafirlerimiz de olacak. Türkiye'den de Fiat'ın yeni CEO'su Cengiz Eroğlu'nun, İbrahim Aybar'ın ve bayi arkadaşlarımız Abdurrahim Albayrak, Mehmet Taşar, Otokoç'un genel müdürü Görgün Bey'in konuşmacı olarak katılacağı çok geniş kapsamlı güzel bir kongre yapacağız. Biz potansiyel bayi adaylarının, otomobil sektörüne girmek isteyenlerin ve otomobil sektöründe geleceği merak edenlerin çok fayda sağlayacağı bir kongre olacağına inanıyoruz. Aynı günün akşamında da 41 senedir bizim mesleğimize hizmet eden, 41 kere maşallah teması adı altında yaklaşık 29 tane büyüğümüz ödüllendirmeye, onlara bir şükranlarımızı iletmeye çalışacağız. Aynı zamanda da bu tarih bizim 25. kuruluş yıl dönümümüz. Otomobil Yetkili Satıcılar Derneği olarak onu da meslektaşlarımızla, dostlarımızla, sektördeki paydaşlarımızla kutlamaya çalışacağız. Peki şimdi geçmiş kongrelerde olduğu gibi elbette bu kongrede otomotiv fiyatları da 2015 yılını belirleyecek etkenler de konuşulacaktır. Peki otomobil alacak tüketiciler, şu anda bizleri izleyenler sizce nelere dikkat etmeli? 2015 yılındaki yeni modellerde bir fiyat artışı söz konusu olacak mı? Neler önerirsiniz? Şöyle ki 2015 modeller Şubat'tan itibaren Türkiye pazarına girmeye başladı. Biraz önce de konuştuğumuz gibi dolardaki artışı, özellikle dolar bazında getiren ithalatçıların, ithal bazdakilerin bir fiyat farkı yansıtmaları kaçınılmaz. Bunu bir anda fiyata yansıtmak mümkün olamıyor bizim sektörümüzde. Çünkü Türkiye'deki tüm oyuncular sektördeki pazar paylarını kaybetmek istemiyorlar. Gelişen bir pazar olduğumuz için. Ama belli bir dönemde dolar fiyatının nerede stabil olacağını gördükten sonra eğer dolar bu pozisyonlarda kalacaksa dolar bazında ithalatta kaçınılmaz bir zam söz konusu. Euro bazında getirenler şu son dönemde göreceli olarak daha şanslılar. Çünkü Euro çok büyük bir artış göstermedi. Türkiye'de de sektörün büyük bir kısmı Euro bazında getiriyor. Ama dolar bazında gelen de hatırı sayır miktarda bir araç var. O yüzden özellikle dolar bazındaki araçlarda gönlü olan müşterilerin biraz acele etmesinde fayda olduğuna inanıyorum. Sektörün biraz önce de söylediğim gibi 2014'te ilk 9 ayda kötü giden bir gidişatı vardı. Bu %10 ile %25 arasında hep 2013'ün altında kalmıştı. Oraların bastırılmış ve ötelenmiş satışlarının da bu tarihe fayda ettiğine inanıyoruz. Ama önümüzdeki dönem otomobil için yaz tatilinin başladığı döneme kadar hareketli bir dönem olması gerekiyor. Geçen sene
ötelenen, ertelenen bir otoşov var. Otoşov da sektöre her sene yapıldığı dönemlerde bir pozitif ivme getirir. Demek ki bizim kongremiz arkasından gelen otoşovla beraber Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hareketli pazarların olacağına inanıyoruz. Ve potansiyel müşterilerimiz otoşovla beraber yeni modelleri de görmüş olacaklar. Gelecek dönemin hareketli geçeceğine inancımız tam. Peki hemen şunu da sormak isterim. Az önce Euro'dan bahsettiniz. Avrupa Merkez Bankası bir parasal genişleme başlattı. Önümüzdeki haftalarda yine Avrupa Merkez Bankası'nın bir toplantısı olacak. Takip edeceğiz oradan gelecek başlıkları da. Euro'nun da değer kaybettiğini görüyoruz. Aynı evet. zamanda Euro-Dolar paritesinde de bir düşüş söz konusu. Peki bu biraz daha indirim olarak yansır mı? Yüzde kaçlık bir düşüş yaşanır sizce? Şöyle, zaten kısa artışları distribütörler, sağlayıcılar fiyatlara yansıtmamıştı. Fiyatlarda çok geri gelmeyi beklemek çok iyi, aşırı iyimser olur. Ama fiyatlarda artış olmaması yönünde büyük oyuncuların hepsi elinden geleni yapıyor. Parasal genişleme ile Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'in yapacağı faiz artışının birinin pozitif birinin negatif yöndeki etkileri anında piyasayı etkiliyor. Eğer Fed'in faiz artışı gerçekleşirse toplam finansman maliyetlerinin arttığını düşünerek tüketici kredilerinin buna olumsuz yansıyacağı kaçınılmaz bir beklenti. Ama öbür taraftan da biraz önce sizin söylediğiniz gibi eğer Avrupa Merkez Bankası'ndan Türkiye'deki bankacılık sistemine gelebilecek ucuz maliyetli bir para olursa bu tüketici kredi oranları bizim sektörümüzü anında direkt etkiliyor. Eğer vadeleri açıp faiz oranları belli bir oranın altına inebilirse bu bizim satışlarımızı anında yansıyor. Satışlara birebir etkisi olan, dediğim gibi önümüzdeki günler iyimser ve kötümser olabilecek birçok değişkene bağlı. Biz hep iyimser taraftan bakmaya çalışıyoruz. Her şeyin daha iyi olacağını umuyoruz. Peki efendim, Oydar Başkanı Alp Gülhan, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, otomotiv sektöründeki son durumu da ekranlarınıza taşıdık. Z raporunu bu sohbetle sonlandırıyoruz.